Virüsler çoğalırken, kendi yapılarını kodlarken bazı genlerinde yapısal değişiklikler meydana geliyor. Bunlara mutasyon adı veriyoruz ve bu mutasyonların birikmiş ana virüsten bir miktar farklılaşmış haline de varyant adı veriliyor. Kabaca böyle söyleyebiliriz. Bu varyantlar SARS-CoV-2 virüsünde de ortaya çıktı. İşte İngiltere varyantı dediğimiz alfa varyantı, daha sonra beta, gamma derken delta gündeme geldi ve delta plus gündeme geldi. Virüs nasıl mutasyona uğruyor? Çoğalacak yer bulduğu için, çoğalacak konak insan canlı bulduğu için bu değişimlere gidiyor. Dolayısıyla bizim pandemide yapacağımız kişisel bir takım sorumluluklarımız var. Bunlardan biri aşı olmak, diğeri de mutlaka hali hazırda istediğimiz kadar aşı olalım, maske kullanımına devam etmemiz, mesafemize dikkat etmemiz kişiler arasında, hele hele kapalı alanlarda asla maskeden vazgeçmememiz. Eğer bunu yapmazsak, İşte lambda da çıktı. Hani bu böyle devam edecek bir süreç şeklinde karşımıza çıkabilir.